Hanımlar beyler, herkese выставка достижения народного хозяйства'dan merhabalar. Arkamda bugün gördüğünüz yer koskocaman bir park ve içini sizlere gezdireceğim. Aynı zamanda da tarihini anlatacağım sevgili dostlar. Moskova'nın hemen kenarında bulunan bir park ve bunun gibi birçok park var burada. İçini gezeceğiz. İçi muhteşem, muhteşem mimari var. Gezmeyin oğlum, kameranın karşısında çekim yapıyoruz. Hiç saygı yok bunlarda. Öküz gelmişler, öküz gidecekler. Efendim parkın içine girelim ama önce abone olmayı ve videoyu direkt beğenmeyi unutmayın. Evet sevgili dostlar, 1939'da yapımına başlanan ve 1959 yılına kadar da yapımı süren bu muhteşem devasa parkın ilk girişinde koskoca bir ark ve arkın üstünde de bir kadın bir erkek bizi karşılıyor. Ellerinin üstünde de, yani elleriyle kaldırdıkları şey de sevgili dostlar, bu da başaklar aslında, başakları kaldırıyorlar. Ve parktan içeri süzülüyoruz, gezmeye başlıyoruz ve karşımızda tekrar büyük bir bina ihtişamlı ile bizleri karşılıyor. Birazcık bilgi vermek gerekirse sevgili dostlar, Astankina semtinde kuzeydoğuya kurulmuş bu park ve kuzeydoğuda yerini alıyor. Bunun gibi dediğim gibi pek çok park var burada. Dünyanın en büyük 50. fuar merkezi olarak geçiyormuş burası. Benim de haberim yoktu gerçekten, daha yeni öğrendim. Ben buraya yaşamaya geldiğim zamanlar sevgili dostlar, ufak ufak restorasyona giriyordu burası. Ve restorasyon çalışmaları bittikten sonra da şimdi gezerken de göreceğiniz gibi taşlar bembeyaz oldu ve her yer muhteşem bir şekilde parlıyor. Aslına uygun bir şekilde restorasyon yapmışlar. 1 Ağustos 2019'da da sergi 80. yılını kutladı sevgili dostlar. O yüzden de tam zamanında yetiştirdiler. Peki bu fuar merkezinde ne yapılıyordu zamanında? Sevgili dostlar, Sovyetler Birliği zamanında halkın yetiştirdiği ne var ise burada sergileniyormuş. Yani Ermenistan, Azerbaycan, efendime söyleyeyim Belarus, Ukrayna, nerede ne varsa oradan getirilip burada sergilenip aynı zamanda Sovyet'in içinde, yani bu Sovyetler Birliği'nin içindeki halkların birbirleriyle ticaret yapması da sağlanıyormuş böylelikle. Park arkadaşlar uzunlamasına 700 hektar, genişlemesine de 240 hektar olarak yapılmış. Bayağı bir yer kaplıyor bu park. Astankina Kulesi de hemen sol tarafında. Televizyon Kulesi zamanında büyük bir yangın geçirmiş. Aynı zamanda da bombalamışlardı hatırladığım kadarıyla. O da sol tarafında bayağı bir uzun olarak kendini gösteriyor. Şimdi tarihi anlatacağım. Yani devam et tarihi anlatmaya falan diyen olacak da. Babacım ben biliyorum bizim milleti. Tarih, marih, hikaye. Zaten tarihi öğrenmek isteyen muhtemelen arayıp tarayıp bulur. Benim kitle hatun peşinde yani. Hatun abi, hatunu nerede buluruz? Nerede tanışırız? Onu istiyorlar. Ah, buraya gelin. Hatunlarla burada tanışırsınız kardeşim. Türkiye gibi değil. Öyle gittiğin zaman, tanışmaya çalıştığın zaman hadi git senin gerizekalı, aptalsın sen, manyaksın sen demezler kızlar burada arkadaşlar. Eğer kızlar 3 kişi, 4 kişi takılıyorlarsa ya da 2 kişi göz göze de geldiniz diyelim, atıyorum. Gidip çıkma teklifi edebilirsiniz. Ya çıkma teklifi de nedir diyen olabilir içinizde. Çıkma teklifi mi kaldı? Çıkma dedim yani yemeğe falan çıkma arkadaşlar. Giderseniz yemeğe çıkarsınız. Buluşursunuz. Hani başka ne yaparsınız? Orası daha sonraki işler. Orayı karıştırmayalım. Peki Türkiye'den gelecek turistler? Türkiye'den gelecek turistlere mutlaka ve mutlaka tavsiye ederim buraya gelmelerini. Hayatta göremeyeceğiniz şeyleri canlı bir şekilde göreceksiniz ve diğer yandan da burada öyle cılız ağaçlar yok. Bakın sağda soldaki kısa ağaçları görüyorsunuz. Aynı zamanda ileride daha da büyük ağaçlar var. Orman gibi yer burası. Ve çiçeklerin kokusu burnunuza burnunuza geliyor rüzgarla birlikte. Çünkü trafik de anasının hörekesinden akıyor. Egzoz dumanından falan biraz uzak burası. Evet, ben daha önce çoluğu çocuğu almıştım. Burada bir gezmiştim. O gün çekim falan yapmadım ama. Akvaryuma gitmiştik. Şu buranın aşağısında bir de akvaryum var. Yani köpek balığı, balina, melina, Allah ne verdiyse getirmişler zamanında. Bayağı da kazık bir fiyatı var tabii ki.
Oraya gitmiştik abi. Ama o gün çekim yapmamıştım. Buranın çekimlerini yapmamıştım. Hala da böyle restorasyon çalışması devam ediyordu yani. Hemen şöyle sağ tarafta ileride gördüğünüz camekanlı bir yer var sevgili dostlar. Orası da fuar merkezi. Günümüzde fuar merkezi olarak kullanılıyor. İşte Türkiye'den gelenler tekstildir, kuyumcudur, başka başka firmalar artık meslek dallarının fuarları da orada yapılıyor. Ben bir gün buraya, bu binanın önüne gelmiştim, kış ayıydı. Hatta bunun aşağı kısmında bir yer vardı, ben orada çalıştım çünkü, kuyumcu firmasıydı. Ve burası akşam, o şeyde, sokak lambalarının ışığının altında nasıl bir güzel oluyor biliyor musunuz? Yukarıda böyle Lenin, arkasında böyle bir bina. Çok muhteşem bir görüntü veriyor. Ha, köpeğe bakın nasıl zıplıyor. Bak 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 bak. İnsan gibi yemin ederim ha. Seni gidiş. Oynatıyorlar köpeği. Oğlum bir göbek at abilerine. Çükünü göster. Evet şu binanın yakınına gidelim. Ha burada bir de bisiklet sürebiliyorsunuz. İşte paten yapanlar var yazın. Aşırı derecede paten yapanlar var yazın. Kanter içinde kalıyorlar. Şimdi ben her zaman diyorum ya arkadaşlar, İstanbul dünyanın incisi falan değil. Ben bir de İstanbul'da doğdum büyüdüm yani. Boşuna da konuşmuyorum. Abi şimdi İstanbul'un kaç tane yerinde şöyle rölyefli bina var? Ben sayayım size, işte Dolmabahçe vardır. Ondan sonra Çırağan Sarayı vardır. Var mı başka sayabileceğiniz? Kaç tane sayarsınız? Bakın böyle binalar. Kaç tane sayarsınız? Abi yok yani. Yok. Çok az var. Şimdi millet diyor ki Topkapı Sarayımız var. Efendime söyleyeyim başka bilmem ne sarayımız var. Abi onlar Osmanlı'dan kalma. Sen şöyle günümüze kadar işte son 40 yılda ne koyulmuş bunun üstüne? Böyle güzel bina olarak Allah aşkına söyleyin. Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin öyle. Oculuk buculuk yapmayın yani, memleketçilik yapmayın. Bu arada ben particilik yapmıyorum yani. Bu son 20 yıldaki partilerden öncekilerde de icraat yok. Bina olarak işte mimari olarak. O yüzden İstanbul'un geldiği yer ortada. Tırt. İşte kule yaptılar. Kuleyle övünüyoruz. Dünyanın en büyük kulesi de carttı curttu da. Efendime söyleyeyim cami koydular oraya. Ya ben de camiye giden adamım. O caminin 200 metre arkasında cami var. 300-400 metre aşağısında da Kazancısı yokuşunda cami var. Biz gidiyorduk o camilere. Çocukluğum benim o camilerde geçti. Taksim'de büyüdüm ben. Oraya yani cami kondurmanın hiçbir esprisi yoktu bence. Kaldı ki güzel de değil. Güzel yapmamışlar. Geçen canlı yayınımda zaten ben sizlere göstermiştim. Buradaki merkez camii ne güzeldi. Abi yapınca 100-200 yıllık falan olacak böyle. Hani betonun ömrü 50 yıl ya. Şimdi Osmanlı'nın yaptığı cami, Süleymaniye Camii, bilmem ne camii. Abi günümüze nasıl gelmiş görmüyor musunuz? Bir de bizimkilere bakın. Sırf beton. Hayır, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Beton Kemal adını taktılar da kendileri beton oldu. Onlardan haberleri yok yani. İşte Allah böyle farkına varmadan adamı beton eder. Evet sevgili dostlar, şöyle içeri de bakın, demin geçtiğim yerin burası arka tarafı. Şöyle yukarı doğru yapalım kamerayı. Çok güzel. Hemen sola doğru çektiğimde de güzel bir pavilon. Bunlar pavilon diyor büyük böyle binalara. Çünkü pavilon demelerinin nedeni aslında bu binaların neredeyse her biri bir ülke için yapılmış. Azerbaycan var, Belarus var, Moldova vardı yanlış hatırlamıyorsam, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan, bir sürü bina var. Ve bu binaların içinde oradan gelecek, işte gelmiş olan çiftçilerin getirdiği yiyecek, içecekler falan sergileniyormuş zamanında. Şimdi bu binalar kime kaldı, nereye kaldı? Hiçbir bilgim yok gerçekten. Ben de merak ediyorum. Evet, havuzun tam karşısında Ermenistan pavilonu var.
Bu Ermenistan pavilyonun içinde de Ermeni restoranı var. Aynı zamanda işte Ermeni kanya satılıyor. Bu şekilde hala satışlara devam ediyorlar sevgili dostlar. Ve görüyorum ki yukarıda bir restorasyon çalışması da devam ediyor. Garanti yapanlar da Ermenidir. Şurada şöyle ahşaptan yapılmış bir yere gidiyorum. Kolonları böyle ahşap gibi gözükse de ahşap değil. Tamamıyla yukarısı ahşaptan yapılmış, ağaçtan yapılmış ve oymacılıkta herifler çığır açmış o zamanlarda. Bakın, şöyle göstereyim. Bilmiyorum işlemeleri ne kadar gösteriyor kamera. Ben buradan ekrandan bakıyorum ama çok karanlık gözüküyor. Olmazsa bilgisayar başını açacağım. Böyle inekler, kadın sütü sağmış, işte kovaya döküyor. Adamlar balıkçı, balıklara bakıyorlar. Efendime söyleyeyim, testereyle odun kesenler. Ya çok güzel, çok güzel. Böyle o zaman adamlar 3 boyutu yakalamışlar. Burası kimin? O belli değil. Yani bakalım, şurada yazıyor. Karelia yazıyor sevgili arkadaşlar. Pavilion Karelia Finskoy SSR. Bu şekilde diye geçiyor. Karelia diye bir cumhuriyet var ama oradan mı bahsediyorlar tam anlamadım, bilmiyorum. Altta fazla da bir şey yazmıyor. Şurada karşı tarafta çok güzel bir tane pavilon duruyor. Benim çok hoşuma gidiyor orası. Respublika Kazakistan. Kazakistan'a özel. Oranın da restorasyonu aşırı derecede uzun sürmüştü. Bilmiyorum tam olarak şeyine sadık mı kaldılar. O eski mozaiklerine, efendime söyleyeyim, eski stiline sadık olarak mı yaptılar bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor ve sol tarafta da farklı farklı yerleri yapmışlar. Oraya da gideyim ve muhtemelen zamanım olacak, Azerbaycan pavilonuna da gideceğim. Şimdi sevgili dostlar, şöyle çeşitli yerler var. Bunların hepsini detaylıca anlatamam çünkü bir sürü ev var. Şöyle sol yapayım. Güzel güzel yerler var. Gelip gezmeniz gerekiyor. O yüzden en tanındık, en bildik yerlere gidelim şimdi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şu en baştan başlayınca aşağı doğru inmeniz bir yarım saati bulur. Hani böyle normal adımlarla. Ama hızlı adımla böyle 10 dakikayı falan bulursunuz. 10 dakikayı bile geçmez. Ama çocukla geldiniz mi buraya? Eyvallah olsun, eyvallah. Ayvayı yediniz yani. Şimdi farz-ı misal geldiniz buraya sevgili dostlar. Yorulacaksınız belli. Buraya zaten spor ayakkabıyla geleceksiniz. Bisiklet kiralayabilirsiniz. Kartlarınız tabii ki her yerde geçiyorsa. Rahat rahat bisiklet kiralayıp burada gezebilirsiniz. Ama size tavsiyem tabii ki yürümeniz. Veyahut da şey kiralayabilirsiniz. Bu skuterlar var ya motorlu. Onlardan kiralayabilirsiniz. Evet, şimdi geleceğim muhteşem bir yapının önüne. Kazakistan pavilonunun önüne. Hemen kamerayı çevireceğim tabii ki. Sevgili dostlar, şimdi Kazakistan pavilonunun önündeyim. Şimdi bu koyunları, atları falan görüyorsanız belki Kazakistan'ı bilmiyorsunuzdur. Kazakistan uçsuz bucaksız steplere sahip ve orada tabii ki hayvancılık yapan insanlar var. Rusya'da Kazakistan denilince akla ilk önce gelen işte hayvancılık, ondan sonra ve tarım tabii ki. Ve Kazakistan'da Sovyetler Birliği'nin tarımdaki ve hayvancılıktaki yerini en başta tutan ülkelerden bir tanesiymiş zamanında. Şurada detaylara dikkat ederseniz bakın, üzüm, kiraz gibi böyle meyveleri de oralara koymuşlar, resmetmişler. Hemen şöyle yakınına gidelim, bir tokatlayalım. Beni bilirsiniz, ben tarihi ellemeli severim arkadaşlar. Böyle ellerim sizin için, şöyle elleyeyim. Neydi bu, seramik miydi? Seramik galiba. Bunlar da tabii ki günümüzde şöyle heykeller büyük bir ihtimalle alçıdandır, bilmem nedendir. Hani eskisi gibi şeylerden değildir, böyle kaliteli malzemeden değildir. Çünkü nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın boya bile dandik. Boya çatlamış, patlamış. Şu şekilde görüyorsunuz.
Gidiyorum oraya şimdi. Burada olmamış. He? Burada olmamış. Nerede? Burada. Çıkmadım kadar. Oldum. Ha, birinci defa. He? Birinci defa. Yo. Çok sefer. Her bir masa buradan çek. Çekeceğim, çekeceğim birazdan. Türkiye'den geldim. Ben burada yaşıyorum. Sen nereden geldin? Ben burada yaşıyorum abi. Azerbaycanlısın. Ha, Azerbaycanlı arkadaşlar bakın. Benim kanalımın yarısı Azerbaycanlı. Merhaba de topraklarına. Azerbaycan Türkiye. Karabağ Azerbaycanlı. Hadi Allah'a emanet. Sağ ol abi. Sarka da Allah'ın adı. Cem Kıran. Ha. Ha işte. Ha, sen şeysin. Bana abone et. Varım. Ya hadi Allah'a emanet. Türkiye selam. Dur çekeyim. Türkiye'ye selam, Azerbaycan'a da selam, selam o zaman. Da iki devlet, bir millet. Hadi Allah'a emanet. Türkçe. Eyvallah. Karabağ Azerbaycan'dır. Çocuk dedi hangi kanal, dedim Cem Kıran, baktım aboneymiş zaten bana. Ulan dünya ne küçük değil mi? Şimdi dedi de Azerbaycan'ı çek. Zaten oraya gidiyordum. Gidelim Azerbaycan'ı çekelim. Can Azerbaycan. Benim daha önce zaten burada fotoğrafım da vardı. Instagram'a koymuştum. Oğlanla beraber çekilmiştim. Burası neymiş ya? Bakın görüyor musunuz? Burada da farklı bir yer var. Ama isim yok. Zamanında bu da hangi ülkenin de? Ülkeninse artık. Sovyetlerden sitir etmişler o ülkeleri. Hiç atlarını bile anmak istemiyorlar demek ki. Evet, Azerbaycan'a geliyoruz. Evet sevgili dostlar, Azerbaycan pavilonunun önüne gelmişken şöyle biraz soluklayayım dedim. Gerçekten yoruldum. Gerçekten. Ama değiyor. Hem sizlerle beraber geziyorum. Hem aynı zamanda videolar çekiyorum. Diğer taraftan da hafızamı tazeliyorum. Ben buraya gelmiştim. İlk geldiğim zamanı hatırlıyorum. Büyülenmiştim. Neden büyülenmiştim? Hayatımda böyle yapılar pek fazla göremedim. İstanbul'da dedim ya. Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi yerleri ancak görürsünüz. Ona da hani böyle tam erişimle giremezsiniz. Uzaktan böyle bakarsınız. Burada ise tamamıyla yakınına giriyorsunuz. Ve üzülüyorsunuz. Bu tarz sanat eserleri neden bizde yok? Heykeller neden bizde yok? Bizde makara kukara yaparlar işte, sadece heykel diktiniz diye derler ama işte görüyorsunuz, heykel dikmekle adamlar da binalar yapmaya başlamışlar. Aslında olay heykel dikmek değil. Ama politika işte, siyaset, lanet olsa Türk siyaseti böyle. İnsanlara siyahı bile beyaz diye satmaya çalışıyorlar, kandırmaya çalışıyorlar. Ben buraya ilk geldiğimde Azerbaycan pavilonu kapalıydı. Çok da üzülmüştüm. Ama diğer taraftan ne zaman açıldı ve ne zaman şurada Azerbaycan'ı gördüm, bizim motiflerimizi gördüm. Gerçekten insan kendi evindeymiş gibi hissediyor ya. Ciddi söylüyorum, bakın hamaset falan yapmıyorum. Çünkü arkadaşlar, insan nerede doğarsa doğsun, oranın ekmeğini yemişse her zaman çeker. Toprak bir şekilde çeker. Ha, mutlaka soracaksınız, abi özlüyor musun memleketi? Hiç özlemiyorum. Geldiğimde bir hafta kalıyorum, bana yetiyor zaten. Bir hafta sonra maziye dönüyorum, ben niye buradan kaçmıştım diye. Anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar hiç sormayın özlüyor musunuz diye. Özlediğim tek şey varsa yakınlarım ve yemeklerim. Başka da bir şey değil. Taş toprak aynı. Allah'ın taşı toprağı. Allah yarattı hepsini. Bizi de Allah yarattı. O yüzden iyi olursanız, dürüst olursanız hiçbir yerde sıkıntı çekmezsiniz. Evet, şimdi aşağı doğru yol alalım. Diğer yerleri de göstereyim ve olayı bitireyim. Video uzayacak, kimse de seyretmeyecek. Malum millet bizde gigabaytı parayla satın aldığı için internetten de tursuyor herkes. Ekonomi yapmaya çalışıyor. Gezelim. Evet, buradaki kompozisyonumuzun adı koydum şarabı meyveyi. Ablalar da geldi. Oh!
İndim havuz başına. Ulan havuzun büyüklüğüne bakın. Kompozisyona bakın. Ve karşıdaki manzaraya bakın. Şu rengarenk taşlarla döşenmiş sevgili dostlar havuzun etrafı. Ve aynı zamanda da şu taraf, şu kısım belki gözükmüyordur sudan. Orası da mozaiklerle döşenmiş. Diğer taraftan gece burası güzelce aydınlatılıyor. Şimdi Temmuz, Ağustos'ta burası sevgili dostlar felaket ötesi olacak. İnsanlar böyle üst üste olacak yani o derecede. Geçen sene de böyleydi. Hani pandemi falan diyoruz da burada pandemi falan yoktu gibi bir şey yani geçen sene. Şurada ağzından su fışkırtan balıklar osetrin balığı sevgili dostlar. Bu havyarı falan çok tutuluyor, çok yeniliyor. Meşhur bir balık. Vodkası falan bile var. Beluga'ydı galiba. Azerbaycan'da zaten üretiliyor bu balıklar. Haberiniz olsun. Bilmiyordum demeyin. Bilgilenelim. Karşıdaki bina da çok şık duruyor değil mi? Atina'yı andırıyor böyle. Orası çok çok şık. Onun arka tarafında bir restoran vardı. Orada yemek yemiştim. Orayı çekebilirsem orayı da çekeceğim sizler için. Ama benim favori binalarımdan bir tanesi de burası sevgili dostlar. Ne pavilonu olduğunu bilmiyorum. Sadece Center Slava diye geçiyor. Hadi yakından göstereyim. Şimdi bir şey öğrendim. Burası aslında Ukrayna pavilonuymuş zamanında sevgili dostlar. 2019'da ise ismini değiştiriyorlar. Fakat ismini değiştiriyorlar ama en üstte bir tane yazı var. Onu hiç dokunmuyorlar. Ukranska RSR diye orada bir yazı var. Hala duruyor. Yani aradaki siyasi problemlerden dolayı mı değiştirdiler onu tam bilmiyorum ama hala Ukrayna'nın ismi orada duruyor. Bakın şurada hala kapalı şeyler var, pavilonlar var, açılmamış. Şimdi Belarus'u göstermeye gidiyorum. Size Belarus'u göstereyim. Göreme'ye gitmeden peri bacalarını gösterdim gibi bir şey oluyor ama idare edin. Evet, burası da Belarus. Belarus da bayağı iyi. Yani Sovyetler Birliği'nin ana parçalarını, gövdesini oluşturan ülkeleri arkadaşlar çok hassasiyet göstermişler. Özenle binaları yapmışlar. Bakın görüyorsunuz burada. Ya bunların hepsi bir atölyeden, bir fabrikadan çıkma değil. Atölyede yapılan şeyler. Ve bunların yedekleri de oluyormuş. Zamanında ben izlemiştim metroyu nasıl yapmışlar diye. Bunların yedekleri de oluyormuş. Yani ülkemizde böyle şeyleri görmek gerçekten isterim. Herhalde siz de istersiniz. Kendi ülkesini seven herkes ister herhalde. Ya istemiyorum diyen de ne onları söyleyecek lafım yok. Çünkü bunun ne demek olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaklar. Pavilonun içinden çıktığınızda da şöyle güzel bir manzara ile karşılaşıyorsunuz sevgili dostlar. Sütunların arasından çok güzel bir bina, Ukrayna binası sizi karşılıyor. Evet sevgili dostlar, bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Arkamda bir tane roket görüyorsunuz değil mi? İşte o roketi izlemek için bir dahaki haftayı beklemeniz gerekecek. Bugünlük bu kadar. Biraz dinleneyim. Ondan sonra başka bir video çekeyim. Bu tarafı da sizlere göstereyim. Çünkü bir videoda koskoca parkı göstermem mümkün değil. Haftaya kanalı hepinizi beklerim. Oynatma listesinden eski videoları da bakıp seyredebilirsiniz. Bir sürü seyretmediğiniz eminim ki videom vardır sevgili dostlar. Lütfen kanala abone olun ve videoyu mutlaka beğenin sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.